Erdal Alkış ismini futbolu yakından takip edenler hatırlayacaktır. Adı Türkiye Futbol Federasyonu Başkan adaylarından biri olarak geçiyordu. Ancak haberimizin konusu futbol değil. İddialara göre iş insanı Alkış, İstanbul'da Zekeriyaköy'de satışa çıkarılan bir ikiz villaya talip oldu. 950 bin dolara da anlaştı. Ancak iddialara göre sahiplerinin yurt dışında olmasını fırsat bilerek de 2 yıl boyunca villaları işgal etti parayı ödemeden. İddia bu. Dahası da var. Canan Marangöz ve Barış İbiş'in özel haberi. Bakıyorsunuz dışarıdan böyle iş adamı profili veriyor. Saygın birisi zannediyorsunuz. Yaptığı olaya bakın yani. İkiz villaya alıcı oldu. İddiaya göre 2 yıl boyunca para vermeden oturdu. Geldiğim zaman evde panjurun oynadığını gördüm ve bir su faturası gördüm. O an eve çöktüğünü anladım. Ev sahibi çift özenle yaptırdıkları lüks villalarını harabe halde buldu. Filistin zulmünü daha iyi anladım. Evimin birine bomba atılmış gibi bırakılmış, diğerine haksız bir işgal var, çıkmıyor. Levent Elif Yakay çifti uzun bir süre önce iş nedeniyle yurt dışına taşınma kararı aldı. Olaylar da o günden sonra başladı. Yakay ailesi 2 yıl önce İstanbul Zekeriyaköy'deki bu ikiz villalarını satışa çıkarmak istemişti. Karşılarına mağdur edileceklerinden habersiz Erdal Alkış çıktı ve 2 yıl boyunca adeta evlerine çöktü ve ne para verdi ne de herhangi bir sözleşme yaptı. Ve iş adamı olduğunu söyledi. İşte biz de güvendi kendisine. Altında lüks bir arabayla geziyor kendisi. Yani böyle giyimi kuşamı düzgün. Erdal Alkış'ın iş adamı kimliği, giyim kuşamı karşı tarafa güven aşıladı. Ancak villa için iki tarafın üzerinde anlaştığı 950 bin doları Alkış bir türlü aileye ödemedi. Alanya'da bir marinada ortaklığım var dedi. Oradan para alamadım. Ordu bekliyorum dedi. Biz Erdal Alkış'a ve karısı Salih Alkış'a hiçbir şekilde ev satışı yapmadık. Kira sözleşmemizde yok fakat iki evimizi haksız işgallerine 2 senedir devam ediyorlar. Mağduriyetin büyüğü iddiaya göre Erdal Alkış'ın anahtarı Yakay ailesinin tanıdıklarından istemesiyle başladı. Evi eşine gösterme bahanesiyle anahtarı alan Erdal Alkış iddiaya göre evin içine girdiği gibi büyük bir tadilat başlattı. Her yeri adeta yıktı geçirdi. Ev şu an harabe durumda. Öyle ki şu durumda olmasının sebebi de ustaların da parasının ödenmemiş olma ihtimali. Buraları bu hale getiren şirketin de parasını ödemedi. Evin bu şekilde olduğunu görünce oturup bir kenarda ağladım. Ne yapacağımı şaşırdım. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Sadece bir DASK sigortası yaptırarak deprem sigortası üstüne su ve elektrik aboneliklerini bağlatmış. Boş bir ev buldum, oturayım mantığında herhalde kendisi. Büyük evi harabeye çeviren Erdal Alkış öyle ki burada da yaşamaya başladı. Yani hemen bitişiğindeki ikiz villada. Şimdi o kapıyı çalacağız. Bakalım bize kimse kapıyı açacak mı? Bu evde oturuyorlar, panjurlar kapalı. İddiaların odağındaki Erdal Alkış hakkındaki suçlamaları reddetti. Benim ismim Erdal Alkış, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan adayıyım. Böyle bir konuya muhatap olacak olan birisi miyim zannediyorsun? Öyle mümkün mü yani? Bizim satın aldığımız bir konut burası. Benim federasyon başkanlığıma halel getirmek için oradan buradan yapılan bir oyun.